Uluslararası bir organizasyon. 1919 yılında Amerika'da kurulan, şu anda 121 ülkede faaliyetlerine devam eden, dev bir global kar amacı gütmeyen kurum statüsünde. Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın 3 temel taşıyıcı sütunu var. Bunlardan bir tanesi girişimcilik, ikincisi finansal okuryazarlık, üçüncüsü de iş gücüne etkin katılım becerileri. Hedefi ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere bu 3 taşıyıcı sütuna odaklı, yaparak öğrenmeye dayalı eğitim programları sunmak, tasarlamak ve sunmak. Bunu yaparken öğretmenlerin eğitimi, öğrencilerin eğitimi, iş dünyası gönüllüleriyle öğrencilerin eğitim programı kapsamında okullarda bir araya gelmeleri, ki biz buna köprü operasyonu diyoruz, ve diğer taraftan öğrencilerin, öğretmenleri ve iş dünyası gönüllülerin mentörlüğünde okullarında farklı yaş gruplarına göre farklı formasyonlarda gerçek mikro işletmeler kurmalarını, işletmelerini ve program sonunda yine sistem gereği bu şirketleri tasfiye etmelerini içeren yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim. Aslında bir eğitim programı değil bizimkisi. Çünkü öğrenciler bir dakika bile eğitim almıyorlar. En başından şirketi kurdukları andan itibaren yaparak, hatalarından ders çıkararak öğrenmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu sistem bütün dünyada bu anlayışla, bu yaklaşımla tüm dünya ülkelerinde uygulanıyor. Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği bölgesine bağlıyız. Geçen senenin rakamlarıyla, belki bir iki rakam verebilirim. Geçen senenin rakamlarıyla 3.248.000 öğrenciye dokunduk biz bu programlarla, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde. 3.248.000 öğrenciye 154.000 gönüllümüzün destekleriyle ulaştık. 154.000 gönüllümüz öğrencilere mentörlük, rehberlik yaptılar. Ve tüm bunları yaparken 138.000 öğretmenimizin değerli destekleriyle gerçekleştirdik. Bu söylediğim rakamlar Avrupa Birliği kapsamında 27 ülkeyi kapsıyor bu rakamlar. Genel olarak söyleyebileceğim bu şeyle ilgili. Şimdi bugünkü inovasyon kampı Türkiye'de çok sık rastlanan bir egzersiz değil. Bu bir egzersiz. Bu egzersiz sadece çocukların fikir geliştirmesini içeren bir egzersiz değil. Bu aslında yarım bir egzersiz olurdu. Biz burada sabahki konuşmalarda belirtmiştik. Önce çocukların bir problem, bir sorun üzerinde yoğunlaşmalarını, kendilerine sunulan bu problem ya da soruna bir çözüm geliştirmelerini, fakat bu geliştirdikleri çözümün pazara uygulanabilir olması gerektiğini söylüyoruz. Ve öğrenciler, birbirini tanımayan öğrenciler, karma gruplar oluşturuyorlar. Zaten işin belki de dünyada hiç rastlanmayan kısmı bu. Bugün bu inovasyon kampında fikir üreten gruplar daha önce birbirini tanıyan kişilerden oluşan takımlar değil. Burada tanıştılar, burada kaynaştılar ve burada birlikte çalışmayı önce test ediyorlar. Grup ruhu, ortak karar alma yeteneği, kritik düşünme. Çünkü süreleri az, tartıştıkları konu General Electric'in kendilerine sunmuş olduğu iki çok nasıl ifade edeyim sıkı problem. Bu iki probleme, biri enerji ve biri sağlık olmak üzere, kendilerine sunulan bu problemlere çözüm üretmek için bir araya geldiler. Fikir geliştirmeye çalışıyorlar. Daha sonra kendilerine verilen bilgisayarlarda kayıtlı iş planlarını dolduracaklar. Jüri üyelerimizle paylaşacaklar. Saat 4.30 itibariyle bugün jüri üyelerinin karşısına çıkacaklar. Ve bu 6.5 saatlik çalışmayı 3 dakika içinde özetlemek durumundalar. Harika bir sunum yapmak suretiyle. Ve sonra kazanan ekibi açıklayacağız. Şimdi G'nin, tabii G'nin yaklaşımı çok ilginç. Çok eskiden beri Türkiye'de olan, Türkiye pazarında olan, benim tabirimle, kişisel tabirimle böyle 360 derece bir bakış açısı olan,
içinde enerji olan, içinde sağlık olan, teşhis tedavi olan, efendim diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları olan, oldukça kapsamlı, kapsayıcı aslında bir bakış açısı var. Müthiş bir uluslararası örgüt. İnovasyon herhalde dünya başkanından ofiste çalışan ofis yöneticisi arkadaşlara kadar damarlarında dolaşan, inovasyonu sadece fikir üretmek ya da sadece yaratıcılık olarak algılamayan ama aynı zamanda inovasyonu icraata da dökebilen bir yapısı var. Benim dışarıdan görebildiğim kadarıyla bu GE'yi benzer ya da aynı seviyede firmalardan ayıran bir özellik. Yani bu inovasyon yolculuğu genellikle yarım algılanan bir yolculuk. Ben bir fikir geliştirdim, süper, ampul yandı. Yani, evet, ampul yanıyor da ampul yandıktan sonra olacak, olması gereken birçok şey var. O prototipi ticarileştirmeniz gereken bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu fikir aşamasından pazara sunum ve müşteri beklentilerini alarak ürünü iyileştirme aşamasına kadar devam ettiren dünyada çok fazla sayıda uluslarüstü şirket yok. Çok az sayıda var. Bunlardan bir tanesi de GE, bizim yakından izlediğimiz ve görebildiğimiz kadarıyla. Bu kampa destek vermesi ben çok sevindim ama hiç şaşırmadım. Çünkü yani bunu ben GE ekibiyle paylaştığımda birinci toplantının 10. dakikasında tamam ne zaman nasıl başlıyoruz bir taslak program var mı yürüyelim dediler. Dolayısıyla çok kolay oldu çalışmak yani önümüzdeki yıllardan itibaren herhalde artarak devam edecek diye düşünüyorum.